Merhabalar. Bu videomuzda Windows 10'da harici bir program kullanmadan nasıl video montaj yapabileceğimizi öğreneceğiz. Fotoğraflar ve videoları, müzik, hareket, metinler, filtreler, 3B efektler ve daha fazlasıyla birleştiren video düzenleyicisi Windows 10 içerisindedir ve ücretsiz bir programdır. Programı açmak için ara düğmesine tıklayın. Fotoğraflar yazın. Fotoğraflar uygulamasına tıklayın. Video projeleri bölümüne girin. Yeni video projesi düğmesine tıklayın. Videonuzu adlandırın. Videonuzu adlandırın penceresinde oluşturacağınız yeni videonun adını yazın. Ben Windows püf noktalar diye yazıyorum. Tamam düğmesine tıklayın. Daha önce oluşturduğum bir videoyu ve bir resmi buraya ekleyeceğiz. Ekle düğmesine basıyoruz. Bu bilgisayardan. Bir resim ve bir video ekliyoruz. Öncelikle yeni videomuza başlık kartı ekliyoruz. Başlık kartı ekle. Başlık kartımıza metin ekliyoruz. Metin düğmesine basıyorum. Metni yazıyoruz. Windows püf noktalar diye yazdım. Animasyonlu metin stilimizi seçiyoruz. Buradan macerayı seçtim. Düzen bölümünden metnin sayfadaki pozisyonunu değiştirebiliriz. Ama ben ortada seçiyorum. Ayrıca arka alan bölümünden arka alan rengini değiştirebiliriz. İşlemi tamamladıktan sonra bitti düğmesine basıyoruz. Bu öğe ne kadar görünsün bölümünden kaç saniye görüneceğini belirleyebiliriz. Ama ben değiştirmiyorum. 3 saniye görünsün. Başlık kartı üzerinde sağ tuşla birçok özelliğe buradan ulaşabiliriz. Şimdi videomuz için resim ekleyelim. Resmimizi hikaye alanına taşıyoruz. Resmimize örnek olması açısından bir filtre ve hareket ekleyelim. Filtreler düğmesine basın. Burada istediğiniz bir filtreyi seçebilirsiniz. Ben keyif filtresini seçiyorum. Buradan hemen hareket bölümüne geçerek istediğiniz bir hareketi seçebilirsiniz. Ben ortaya yaklaştır hareketini seçiyorum. İşlemimiz bittikten sonra bitti düğmesine basın. Şimdi izleyelim ne yaptık. 6 saniyelik bir video oluşturduk. Evet, şimdi videomuzu ekleyelim. Videomuzu hikaye alanına taşıyoruz. Videomuzu öncelikle ikiye böleceğiz. Sonra da bölümleri kırpacağız. Video seçili haldeyken Böl düğmesine tıklayın. Bölmek istediğiniz vakti ayarlayıp Bitti düğmesine basınız. Ben burada 1 dakika 55. saniyeyi ayarlıyorum. Videomuz ikiye bölündü.
Öncelikle birinci videoyu kırpacağız. Bunun için birinci videoyu seçip kırp düğmesine basın. Almak istediğimiz bölümü belirleyip bitti düğmesine basın. Ben 27. saniyeden başlatıyorum. Bitti düğmesine basıyorum. Ayrıca birinci videomuza altyazı ekleyelim. Videomuzu seçip metin düğmesine tıklayın. Şimdi metnimizi girelim. Ayarlardan aktif hale geçiriniz. Evet, metni yazdım. Metin yalnız benim için saniyede aktif olacak. Evet, metni yazdım. Metin stilini seçiyorum. Basit ve düzenden altı seçiyorum. Evet. Şimdi kontrol edelim. Bitti tuşuna basıyorum. Şimdi de oluşan ikinci videoyu kırpacağız. Bunun için videoyu seçip kırp düğmesine basın. Almak istediğiniz bölümü belirleyip bitti düğmesine basın. Ben 1 dakikalık bölüm seçeceğim. 1 dakikalık bölüm ayarlıyorum. Bitti tuşuna basıyorum. Şimdi ikinci videomuza 3B efekti ekleyeceğiz. Bunun için videoyu seçip 3B efektler düğmesine tıklayın. Efekti eklemek istediğiniz vakti ayarlayıp istediğiniz bir efekti seçin. Ben 47. saniyeyi ayarlıyorum. Efekt olarak da kontrol edilemeyen yangın efektini seçiyorum. Efekt süresini belirleyip sesi ayarlayabiliriz. Ayrıca efektin konumunu da değiştirebiliriz. İşlemlerimizi tamamladıktan sonra bitti tuşuna basıyoruz. Kontrol edelim. Efektimiz güzel olmuş. Şimdi de videomuza arka plan müziği ekleyelim. Bunun için arka plan müziği düğmesine tıklayın. İstediğiniz müziği seçin. Müziğin sesini, ses düzeyini ayarlayıp bitti düğmesine basın. Ama benim videolarımda müzik olduğu için ben şu an ekleme yapmayacağım. Kendi müziğinizi eklemek için özel ses düğmesine tıklayın. Ses dosyası ekle bölümünden dosyanızı bulup ekleyebilirsiniz. Ben eklemiyorum. Ayrıca temalardan videonuza uygun bir tema seçebilirsiniz. Buradan videonuzun boyutunu belirleyebilirsiniz. Bütün işlemlerinizi tamamladıktan sonra videoyu tamamla düğmesine tıklayın. Dosya boyutunu seçin. Küçük, orta, büyük. Hızlı olması için ben orta seçiyorum. Videomuz dışarı aktarılıyor. Yani videomuz şu an oluşturuluyor. Biraz bekliyoruz. Tamamlanmak üzere. Evet, işlemimiz tamamlandı.
Videomuzu buradan izleyebiliriz. Açılacaktır. Eğer açılmıyorsa ayarlardan bunu aktif hale geçirmelisiniz. Efektimize buradan bakalım. Buradan bir video açtım. Efektimiz dolanmış. Videonuz resimler klasörünüzün içinde dışarı aktarılan videolar klasörüne kaydedildi. Dosya gezegeninde görüntüle düğmesine basarak videomuza ulaşabiliriz. Temel birçok video montaj işleminizi kesme, birleştirme, kırpma, metin ekleme, hareket, filtre ve efekt ekleme halledebileceğiniz, tavsiye edebileceğim ücretsiz bir programdır. İşte bu kadar. Eğer videom size faydalı olduysa kanalıma abone olup videomu beğenerek bildirim zilini açmayı unutmayın. İyi çalışmalar.